Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Kalıtımın ikinci videosunu yapacağız. Kalıtım konusu bizim için çok uzun bir konuydu. Yarısını bu dönemde göreceğiz. Hemen hemen yarısını da ikinci dönem göreceğiz. Her sene de üniversite sınavında sorusu gelen bir konu olduğu için okul yazılarında da çok fazla derecede kalıtım konusu karşımıza çıkıyor. Kalıtsal kavramları, kalıtımın o en temel bilgilerini birinci videomuzda vermiştik. Bu videomuzda ise dihibrit çaprazlamadan, kontrol çaprazlamasından, eş baskınlık durumlarından bahsediyoruz bahsedeceğiz Hadi bir hatırlayalım o zaman. Di hibrit çaprazlama demek ne demek? Aslında monohibrit hibrit çaprazlamanın bir tık üst versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Di bizim için iki anlamına geliyordu. Hibrit de melez yani heterozigot bireyler anlamına geliyordu. O zaman di hibrit biri çaprazlamadan bahsediyorsak heterozigot bireylerin, iki karakter bakımından heterozigot bireylerin çaprazlaması anlamına geliyor. İki karakter bakımından heterozigot genotipe sahip bireylere ne diyeceğiz o zaman? Di hibrit bireyler ismini vereceğiz. Bu di hibrit iki tür birey çaprazlandığı ise man ise bu da bizim için di hibrit çaprazlama dediğimiz çaprazlama Olacak gençler hemen dihibrit bireyden bir bahsedelim. Mesela şöyle baktığımız zaman büyük S küçük S büyük D küçük D özelliklerine sahipmiş. Büyük S sarı olmak olsun, küçük S o zaman bunun çekiniği olan yeşil renk aleli olacak. Büyük D düzgün tohum şekli ise, küçük D de buruşuk tohum şeklini göstermiş olacak. O zaman büyük S küçük S olan heterozigot bir bireydir, sarı renkli olması lazım. Büyük D küçük D olan da heterozigot ama ama büyük tenin özelliğini göstereceğine göre sarı düz bir bezelyeden bahsediyoruzdur. Hemen peki nasıl yapıyoruz? Nasıl işlemi gerçekleştiriyoruz? Şimdi baktığımız zaman P ilk ata bireylerdi. Çaprazlanan bireylerdi. Biz dihibrit özellikle bir birey arıyorsak yani bunun hem büyük s'si hem küçük s'si hem büyük d'si hem küçük d'si olsun istiyorsak. Büyük d'yi bir taraftan alacak. Küçük d'yi bir taraftan. Büyük s'yi bir taraftan alacak. Küçük s'yi bir taraftan alacak. Parent ata döl dediğimiz bireyler şu Homozigot sarı düz tohum şekline sahip bu ise yeşil buruşuk tohum şekline sahip. E bunun oluşturabileceği gametler ne olur? Büyükse büyük, büyük de olur. Başka bir şey yok ki başka bir şey çıksın. Buraya da baktığın zaman küçük S küçük D gametini verecektir. E bu ikisi de döllendiği zaman iki gamet birleştiği zaman bizim F1 kuşağı dediğimiz büyük S küçük S büyük D küçük D genotipine sahip birey meydana gelecek. Tutar da ben bunları çaprazlarsam dihibrit çaprazlama dediğimiz iş meydana geliyor aslında. Hemen şöyle de onları da bir göstermiş olayım size. Şimdi baktığımız zaman bizim birinci dölümüz büyük S de, küçük S büyük D küçük D'ydi. İkinci gametimiz ikinci genotipe sahip bireyimiz de büyükse, küçükse, büyük S küçük S büyük D küçük D özelliğine, genotipine sahipti. Dihibrit çaprazlama yaparken bazen okuldaki hocalarınız şu Punnett karesi dediğimiz kareyi kullanmanızı isteyebiliyorlar. Ama normal şartlarda biz bu tarz çaprazlamayı yaparken böyle Punnett karesine falan girmeyeceğiz. Daha basit bir çaprazlama yöntemini kullanacağız. Bize soruda diyecek ki Büyük S, küçük S, çarpı, özür dilerim hemen şunu da yazayım. Büyük D, küçük D. Büyük S, küçük S, büyük D, küçük D genotipine sahip iki birey çaprazlanırsa atıyorum bana dedi ki küçükse, küçükse, küçük S, küçük S, küçük D, küçük D bireyinin oluşma ihtimali nedir? Biz böyle bir çaprazlama yaptığımız zaman öncelikli olarak büyük S, küçük S, büyük S, küçük S'yi çaprazlayacağız. Sonra büyük D, küçük D çarpı, büyük D, küçük D yapacağız. Buradan küçük S, küçük S, küçük d küçük d olma ihtimalini bulacağız. Bunu bulduktan sonra da yapacağımız işlem zaten biraz daha kolay bir şekilde gerçekleşecek. Bulduğumuz sonuçları birbirine çaprazladığımız zaman birbiriyle çarptığımız zaman dihibrit çaprazlama bitmiş oluyor. Ama okuldaki hocamız bize punnet karesi üstünden göstermemizi isteyebilir. Punnet karesinde aslında işlem nasıl gerçekleşiyor? Sen şimdi birinci bireyini şuraya yazıyorsun. Büyükse, küçükse, büyük S de, küçük S büyük D küçük D idi. Burası da aynı şekilde büyükse, küçük de, büyük S küçük D S büyük D küçük D bir bireydi. E bunların oluşturduğu gametlere bakacağız. Bunun oluşturabileceği gamet çeşidini nasıl buluyorduk? Heterizgot bireyleri sayıyorduk. 1, 2, 2 üzeri n'den 4 çeşit gamet oluşturabilirdi. Oluşturduğu gametleri yazmaya başlıyorsun. Büyük S'ye büyük D'yi verebilir. Büyük S'ye küçük D'yi verebilir. Küçük S'ye büyük D'yi verebilir. Aynı mantıkta küçük S'ye küçük D'yi de verebilir. E buraya da baktığımız zaman bununkileri de yine yazmaya başlıyorsun büyük s'ye büyük d verebilir büyük s'ye küçük d verebilir sonra küçük s'ye büyük d verebilir sonra küçük s'ye küçük d gametini oluşturabilir deyip ortaları doldurmaya başlıyorsun. E doldurduğun zaman da burası ne olacak? Şöyle bir çaprazlama yapıyorsun. Büyük S büyük S, büyük de büyük D şeklinde olacak. E baktığın zaman da 16 tane kutu oluştu. Yani 16 çeşit alternatif var. Hadi bunun doldurulmuş haline bakalım. Şöyle bir baktığımız zaman gametleri oluşturabileceği gametleri bu tarafa yazdı. Bunun da oluşturabileceği gametleri yazdı. Yeşil karemle çizelim. Şimdi baktım bu sarı düz olur. Bu da 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 sarı düz, bu da sarı düz, bu da sarı düz bu sarı düz. Bu da sarı düz olacak. Sonra ben bir de bakayım sarı buruşuk olanlar kimler? Sarı buruşuk olacak, sarı buruşuk olacak, sarı buruşuk olacak. Aynı mantıkta baktığın zaman burası başka bir renk kalem alalım şuradan hemen. Şuradan baktığın zaman yeşil düz, yeşil düz, yeşil düz şeklinde oldular. Son şuna baktığın zaman da yeşil buruşuk çıktı. O zaman fenotip ve genotip ayrışım oranı dediğimiz oranlar söz konusudur. Tutar da bu nasıldı? Sarı renkli ve düzgün tohum rengine, şekline sahipti. Bu da sarı renkliydi, düzgün tohum şekline sahipti. E çaprazlamayı yaptığımız zaman bizim alternatiflerimiz şunlar. Ya sarı, düz yavrular meydana gelecek ya da yavrular sarı ve buruşuk olacaklar. Ya yeşil ve düz olacaklar ya da hem yeşil hem de buruşuk olacaklar. Punnet karesine bakıp da bunları saymaya kalkarsak. Şimdi bir baktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tanesi sarı ve düz oluyor. Sarı ve buruşuklara baktığımız zaman da nelerde? 1, 2, 3. Sarı ve buruşuk olan 3 tane çıkıyor. Yeşil ve düzlere baktığın zaman ise 1, 2, 3. Yani 16 dövden 3 tanesi de yeşil ve düz oluyor. Bir tanesi de yeşil ve buruşuk oluyor. O yüzden de bizim için kuraldır bu. İstersen ezberle, istersen mantığını almaya çalış. Dihibrit çaprazlamalarda 9-3-3-1 oranı dediğimiz bir oran söz konusudur. Monohibrit çaprazlamada da 1-2-1 diye bir kural öğrenmiştik ya. Dihibrit çaprazlamada da 9-3-3-1 dediğimiz kural söz konusu olacak. Tabii bizim için bazı püf noktaları daha kolay yapmamızı sağlayan işlemler de var. Eğer genlerin arasında bağlılık durumu yoksa ki birazdan bağlı ve bağımsız genlerden bahsedeceğiz... Bunların yaparken kullanacağımız basit yöntemler var. Fenotip çeşidi sayısı ya da genotip çeşidi sayısını bulurken. N bizim heterozigot karakter sayımızı gösteriyor. 2 üzeri N fenotip çeşidi sayısını, 3 üzeri N de genotip çeşidi sayısını gösterir. Yani az önceki mantıktan bakarsan, dihibrit çaprazlama yaptığımız zaman bizim kaç çeşit fenotipimiz çıktı? dört çeşit fenotipten bahsediyoruz. Sarı düz oluyor, sarı buruşuk oluyor, yeşil düz oluyor, yeşil buruşuk oluyor. Yani başka alternatifim yok. Genotipleri de 16 tane yazdık ama bazıları birbiriyle aynı oldu. Tek tek şuradan bakacak olursak da genotip çeşidi olarak da 9 çeşit açığa çıkıyor. Yani fenotip çeşidi 4, genotip çeşidi ise 9. Dihibrit çaprazlama da kural olarak iki tane heterozigot bireyimiz var diye. Ya, yani demek istiyor ki 2 üzeri 2'den 4 çeşit fenotip açığa çıkar. 3 üzeri 2'den de 9 çeşit genotip açığa çıkar. Bunları ezber yapmaktan ziyade diğer hep kurallı olarak vermeyecek. Biraz farklı soru tipleri de verecek. O farklı soru tiplerinde de daha kolay yapabilmemiz için şuradan yaparsak pratik olur. Şimdi bakıyorum aslında bize vermiş dıt dıt genotiple aynı tür iki bireyin çaprazlanması sonucu oluşacak genotip ve fenotip çeşidi sayısı kaçtır? Bir süre sonra bakmadan da yani işlem yapmadan da soruyu çözebilecek hale geleceksin. Şimdi kendileştirilmesi yani kendisiyle aynı genotipte bir bireyle çaprazlanması demek. Büyük A küçük A büyük B büyük B büyük D küçük D çarpı büyük A küçük A büyük B büyük B büyük D küçük D'ymiş. Şimdi baktın. B'ler homozigot olduğuna göre onları saymazsan bu ikisi de dihibrit özelliğe sahip ve ikisinin de karakteri birbiriyle aynı. Yani fenotip çeşidi sayısı ezbere yapmak istersen 4 çıkar. Genotip çeşidi sayısı 9 çıkar. Bu kuraldır ki ben asla ezbere yapamıyorum. Her seferinde şu işlemi gerçekleştiriyorum ki farklı tip sorularda da hep bu dediğimi yaparsanız daha pratik olacaktır. Şimdi büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A şeklinde yaptım. Büyük A büyük A oldu. Büyük A küçük A oldu. Büyük A küçük A oldu. Küçük A küçük A oldu. Büyük B büyük B çarpı büyük B büyük B yaptığın zaman hiç değişen bir şey olmaz ama göstermiş olarak gösterelim bizde. Şöyle hepsi büyük B'ye benzeyecekler. Büyük D küçük D çarpı büyük D küçük D çaprazlamasını yaparsan da Yine ne çıkacak? Büyük D, büyük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, küçük D, küçük D şeklinde çıkış meydana gelecek. E aynı mantıkta bakıyorum fenotip çeşidini istemiz bizden. Fenotip çeşidini hesaplarken de fenotip olarak neye benzeyecekler? Ya büyük A'ya benzeyecekler ya da küçük A'ya benzeyecekler. Büyük A'ya ya da küçük A'ya benzeyeceğine göre A karakteri bakımından iki. Sonra hepsi büyük B'ye benzeyecek. Başka alternatif yok. Yani iki bir alacaksın. Hepsi büyük B'ye benzediği için. Buraya baktın ya büyük D'ye benzediler ya da küçük D'ye benzediler. Buradan da iki çıktı. Yani fenotip çeşidi sayısı dört çıkıyor. Gençler aynı mantıkta bakacak olursak genotip çeşidi sayısına da genotip çeşidi sayısı. Bunlar da büyük A büyük A'ya, büyük A küçük A'ya ya da küçük A küçük A'ya benziyorlar. 3. Büyük B'den başka alternatif yok. 1 1 2 3 D'ler içinde 3 çeşit genotip var. Yani 9 çeşit genotip açığa çıkabilir. Her zaman bunları eşit vermek zorunda değil. Sen hemen monohibrit çaprazlama gibi düşüneceksin. Sonuçları birbirine çarpacaksın. Yani fenotip çeşidi 4 çıkar. Genotip çeşidi ise bizim için 9 çıkmış olacak gençler. Gelelim diğer bir örneğimize. Hemen onu da yapalım. Kırmızı meyve renkli ve uzun gövdeli dih hibrit iki domates bitkisi çaprazlanıyormuş. He, kırmızı meyveli ve uzun gövdeli dih hibrit dediğine göre kırmızı meyveye büyük A vermiş, sarı meyveye küçük a, uzun gövdeye büyük B, kısa gövdeye küçük b vermiş. Dihibrit özellikten bahsettiğine göre o zaman büyük A küçük a büyük B küçük B özelliğine sahip bir domatesle büyük A küçük A büyük B küçük B özelliğine sahip bir domatesin çaprazlanmasından bahsediyoruz. Çaprazlama sonucu kaç farklı fenotip ve genotip çeşidi oluşur? Fenotipin 4 genotipin 9 çıkacağını biliyoruz. Ama aslında senin her zaman ne yapman gerekiyordu? Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yaptın. Normal çaprazlamadan hiçbir farkın yok zaten. Bunu tuttum bununla bunu tuttum bununla şeklinde yazacaktın. E yapıyorum. Büyük A büyük A, büyük A, küçük a, büyük A, küçük a, küçük a, küçük a, küçük a şeklinde. B'ler için çaprazlamayı da yaparsak, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B, büyük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, B, küçük, B, küçük, B, küçük, B küçük B, küçük B şeklinde yazımı gerçekleştirdim. Şimdi soruya bakıyorum. Kaç farklı fenotip A'yı şuraya çözeyim. Kaç farklı fenotip? E, fenotip çeşidine baktığım zaman A'lar için ya büyük a'ya benzeyecekler hocam ya da küçük a'ya benzeyecekler. O zaman a karakteri için iki. B karakteri için baktım. Ya büyük B'ye benzeyecekler ya küçük B'ye benzeyecekler. O zaman fenotip çeşidi 4 çıktı. Genotip çeşidine baktığımız zaman da büyük A büyük A olabilir. Büyük A küçük A olabilir. Küçük A küçük A olabilir. Yani 3. B içinde büyük B büyük B. Büyük B küçük B. Küçük B küçük B olabilir. O zaman onun içinde 3. 4'e 9 bulmuş olduk. B'ye bakıyorum ki yazdığım işime yarayacak iki özellik bakımından çekinik fenotipli. He, yani hem sarı olsun istiyorum hem de kısa gövdeli olsun istiyorum. Sarı olması için küçük A küçük A olması lazım. E4'te bir ihtimalle oluştuğuna göre bunun olma ihtimali 1 bölü 4'tür. E aynı zamanda kısa gövdeli olsun yani küçük B küçük B olsun istiyorum. Bunun da olma ihtimali 1 bölü 4'tür. Hem kısa hem sarı yani iki karakter bakımından çekinik olma ihtimali ise 1 bölü 16 çıkacak. Sonra C'ye baktığımız zaman büyük A küçük A olma ihtimali ne bakıyorum onu da başka bir kalemle göstereyim size hemen şuradan çekeyim. Büyük A küçük A olma ihtimali 1 bölü 2 şeklindedir. Sonra büyük B büyük B olma ihtimali ise şurada yazıyor. Büyük B büyük B olma ihtimali ise 4 dölde 1 olduğuna göre 1 bölü 4'tür. İkisini de çarptığımız zaman 2 bölü 8 açığa çıkmış olacak. Yani Ceyhan'ı da bu şekilde bulduk. Peki farklı bir kavrama geldik. Kontrol çaprazlanması dediğimiz bir kavram söz konusu. Kontrol çaprazlaması ne demek? Biz e, baskın özelliğe sahip kişilerin fenotipini bilebiliyoruz. Ama onun genotipini tam olarak bilemiyoruz. Daha basit yolla anlatayım. Mesela kahverengi gözlü olmaya ya da koyu renk göze sahip olmaya büyük A diyelim. Mavi gözlü olma geni daha açık göz rengine sahip olma geni de küçük a olsun. E baktığımız zaman ben kahverengi gözlüyüm. Ben kahverengi gözlüyüm. Demek ki benim genotipimde kesinlikle bir büyük A var. Ama yanımı Bilemiyorum. Belki bende mavi gözgeni de var ama kahverengi gözgeni ona baskın geldiği için dışarıdan bakılınca görülmüyor. Belki de ben %100 homozigot kahverengi göz rengine sahibim. Bunu anlamak için kahverengi e, gözgeninin yanındaki ne? yi anlamak için kontrol çaprazlaması yapılıyor. Yani tutuyorlar çekinik fenotipteki bireyle çaprazlanmayı gerçekleştiriyorlar. Mesela aynı mantık bezelyeler için de geçerliydi. Bezelyelerde sarı renk baskındı, yeşil renk çekinikti. Sarı renk bir bezelyeyi adama eline alıyor. Acaba diyor ki bu homozigot mu, heterozigot mu? Tutuyor bu sarı bezelyeyi yeşil bezelyelerle çaprazlıyor. Sarı bezelyeleri yeşil bezelyelerle çaprazladığı zaman asla yeşil bezelye açığa çıkmıyorsa %100 oranında sarı bezelyeler meydana geliyorsa yani çaprazlama bu şekilde gerçekleşiyorsa o zaman kesinlikle bu sarı bezelye nedir? %100 homozigottur. Yani yavrular sadece sarı renkli ise bu bireyin ne olduğunu söyleyeceksin. Homozigot sarı renge sahip olduğunu. Ama tuttu sarı bezelyeyi yeşil bezelyelerle çaprazladı. Olanların yarısı sarı renge sahipken oluşan yavruların yarısı da yeşil renge sahip oldu. Yani hem sarı bezelye açığa çıktı hem yeşil bezelye açığa çıktı. E yeşil bezelyenin açığa çıkabilmesi için küçük S'nin birini buradan alacak. Diğerini kimden alması lazımdı? Bu taraftan alması lazımdı. E o zaman diyeceksin ki bu sarı bezelye heterozigot özelliğe sahiptir. Yani onun küçük S'si de vardır diyeceksiniz. Kahverengi gözlü biri Tutarda mavi gözlü biriyle evlenirse ve bunların mavi gözlü çocukları olursa mavi gözgeninin birini annesinden aldı. Diğerini kimden alacak? Babasından. Babası normalde kahverengi gözlüydü ama babasında meğersem mavi gözgeni varmış diyeceğiz gençler. Tabii insanlar üstünde ihtimaller çok azalıyor. Yavru sayısı az olduğu için bunu bezelyeler, bitkiler üzerinde yapıyorlar. Yani sarı bezelyeyi tutuyor, yeşil bezelyeyle çaprazlıyor, 3000 döl elde ediyor. 3000'inin 3000'i de sarı çıkıyor. Ya diyor ki arada gene olsaydı 3000'de bir ihtimalle bir tane de yeşil olurdu yani tamam tesadüfi ama bir tane de açığa çıkardı. Demek ki bu homozigot sarıdır diyor gençler. Hemen sorusunu da çözelim. Domates bitkisinde kırmızı meyve rengi geni büyük A, sarı meyve rengi geni ise küçük a'ya baskınmış kırmızı renkli meyveli bir domates bitkisinin genotipini araştırmak için ne yapabiliriz diye soruyor. Tabii ki genotipini belirlemek istiyorsak kontrol çaprazlaması dediğimiz çaprazlamayı yapacağız. Hemen soruda bize vermiş zaten. Hemen kenara not almazsak aklımız karışabilir. Kırmızı renkli olmak büyük A'ydı, sarı renkli olmayı ise bize küçük a ile göstermiş. E bu kırmızı renkli, kırmızı renkli olduğuna göre büyük ağası kesinlikle var. Ama yanını bilemedim. E bunu ne yapmam lazım? Küçük A küçük A yani çekinik bir çaprazlamam lazım. Bunların yavrularına bakacağım. Eğer %100 kırmızı domatesler oluşuyorsa arada hiç sarı domates çıkmıyorsa kesinlikle bunun genotipi nedir diyeceğiz. Büyük A ağ, büyük A'dır. Yani yapmam gereken şey kontrol çaprazlaması dediğimiz çaprazlamadır. Aynı mantıkta baktığımız zaman tuttum bunu çekinik özellikteki bir bireyle çaprazladım. Bunun bazıları kırmızı renkli olurken bazıları da yeşil renkli olduysa yeşiller bizim şey özür dilerim sarı renkli olduysa bizim için ipucudur. Birini bu taraftan aldı birini bu taraftan aldı demek o zaman yanında kesinlikle heterozigotluk yani küçük a durumu vardır diyeceğiz gençler. Gelelim bağlı ve bağımsız genler ne demek? Bununla ilgili kavramlar ne demek? Biz genlerden bahsettik. Genlerin konumlandırılmış durumlarından da bahsettik. Genlere baktığımız zaman normal şartlarda bağımsız kromozomlar üzerinde bulunuyorlardı ama aynı kromozom üzerinde de genler bulunabilir. Aynı kromozom üzerinde bulunan genlere ne kelimesini kullanacağız? Bağlı gen kelimesini kullanacağız. Farklı kromozom üzerinde bulunanlar ise bizim için bağımsız gen adını verdiğimiz genlerdir. Bağlılık ve bağımsızlık durumunda ne meydana gelir? Şimdi baktığın zaman bu adamın genotipine bakıyorsun. Bu adamın genotipine baktığımız zaman bu nasıl bir genotipe sahipmiş? Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B genotipine sahipmiş. Buraya bakarsan aslında bu da büyük A, küçük a büyük b küçük b genotipine sahipmiş. Ama burada büyük a ile büyük b bağlı. Yani gösterimi de şöyledir. Aynı kromozom üzerindeler. Burada da küçük a ile küçük b bağlı. Yani aynı kromozom üzerindeler. Eğer crossing over gerçekleşmezse hemen göstereyim şurada. Crossing over yok diye kabul edecek olursak bunlar ne yapacaklar? Ya büyük a büyük b'yi verecek ya da küçük a küçük b'yi verecek. Şöyle düşün. Bu kahverengi gözgeni bu mavi gözgeni. Bu kıvırcık saç geni bu düz saç geni. Crossing over yoksa kahverengi gözle kıvırcık saç geni gametine gidecek. Ya da mavi gözle düz, düz olan gametine gidecek. Başka alternatif yok. Yani atıyorum, atmıyorum doğru söylüyorum. Kahverengiyle düz saçın birlikte gitme ihtimali yok. Çünkü ya bunu verecek ya da bunu verecek. Ama bunlar bağımsızsa burası büyük A, burası küçük A, burası büyük B, burası küçük B şeklindeyse gamet çeşidi daha da artıyor. Çünkü herkes kafasına göre takılabiliyor. Büyük A'yı verdi mesela diyelim. Büyük A'nın yanına büyük B'yi de verebiliyor. Büyük A'nın yanına küçük B'yi de verebiliyor. Ya da küçük A'yı verdi diyelim. Yanına büyük B'yi verebiliyor ya da küçük B'yi verebiliyor. Böylelikle normal hesapladığımız bir önceki videoda da anlatmıştım. Gamet çeşidi bağımsız genlerde daha çok sayının artmasına sebep oluyor. Ama crossing over gerçekleşirse bu genler de bağımsız gibi hareket edecek. Onu atlamayın. Yani crossing over'ın olup olmaması bizim için çok önemli. Hemen onu da şuradan göstereceğim. Genotipi büyük A küçük A büyük B küçük B şeklindeymiş. O zaman nasıl olduğunu göstereceğiz. Büyük A'sı ve büyük B'si de bağlı olduğuna göre büyük A ile büyük B'nin aynı kromozom üzerinde bulunması lazım. Ona karşılık gelen küçük a ile küçük b'nin de yine aynı kromozom üzerinde bulunması lazım. Eğer crossing over yoksa, crossing over gerçekleşmiyor ise bu ne yapacak? Bağlı olduğu için büyük a'ya gametine verebilecek ya da şu tarafı verebilecek küçük a'ya küçük b'yi şöyle hayal et. Crossing over gerçekleşmezse bu adamın genotipi böyle değil miydi? Normalde 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşturabilir diye kabul ediyordun. Ama bağlı oldukları için bunu bir grup olarak kabul edeceksin. E aynı mantıkta crossing over gerçekleşirse hiçbir şey fark etmediğine bunlar birbirinden bağımsız gibi hareket ettiğine göre büyük A'ya büyük B olabilir. Büyük A'ya küçük B olabilir, küçük A'ya büyük B olabilir, küçük A'ya küçük B şeklinde gerçekleşebilir. Crossing over bağlı olmayı bir şey ifade etmez hale getirir. Parça değiş tokuşu dediğimiz olaydan dolayı. Hemen bir soru daha yapalım. Genotipi dıt, dıt olan bir bireyde A, B, D genleri aynı kromozom üzerindedir. Hemen hayal etmeye başlıyorum. Bir sürü gen varmış. Büyük A, şöyle yazayım onu. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük D, küçük D şeklindeymiş. Ama bağlılık durumu söz konusuymuş. Yani şöyle hayal edeceksin. Bir de şekilli sorular çıkıyor ya. O yüzden şekilleri çok fazla yazıyorum. Bazen genotip yukarıda verildiği şekildeki gibi olan bireyin oluşturabileceği gamet çeşidini soruyor. Yani aslında gösterimi şundan farklı bir şey değil. Büyük A, büyük B, büyük D bağlıysa, bunların karşıları da mutlaka bağlı olmak zorunda. Crossing over gerçekleşmediğinde, he, crossing over gerçekleşmiyorsa, bunların üçü de birbirine bağlı olduğuna göre, heterozigotlukta olduğuna göre, iki üzeri birden iki çeşit gamet oluşur. Yani gametine ya büyük A büyük B büyük D'yi verir. Şöyle de yazayım. Büyük A büyük B büyük D'yi verir. Ya da gametine şu tarafı verir. Küçük A küçük B küçük D'yi. Başka alternatifi yok. A'sını çözdük. Crossing over gerçekleşirse bağlı olmasının hiçbir şey ifade etmediğini söylemiştim. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup diyeceksin. 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşturabileceğini söyleyeceksin. Hatta bunları işte yazmayı da öğretmiştik size. Çatallandırma yöntemiyle yazabiliyorduk. Büyük A'nın yanına büyük B'yi alabilir, büyük D'yi alabilir. Büyük A'nın yanına büyük B'yi, küçük D'yi alabilir. Büyük A'nın yanına küçük B'yi, büyük D'yi alabilir. Büyük A'nın yanına küçük B'yi, küçük de alabilir. Aynısını da bir de küçük harflerle küçük aile başlatarak yazarsan böylelikle oluşturabileceği bütün gamet çeşitlerini bulmuş olursun göstermiş olursun dediğimiz gibi çatallandırma yöntemiyle de yine bulabilmemiz mümkündü. Yine bir tane daha soru yapalım genotime dıt dıt olan bir bireyde A ve B genleri aynı kromozom üzerinde bulunmaktadır. Crossing over gerçekleşmediği bilindiğine göre hemen şurada şeklin üstünde de göstereyim. Bakıyorum büyük A ile kim bağlıymış? Büyük B bağlıymış. Aynı mantıkta burası da küçük A ile küçük B şeklindeymiş. Burası büyük de, burası küçük de, burası büyük E burası küçük E şeklindeymiş. Sonra bana diyor ki Genotipli canlının oluşma ihtimali nedir? He, burada düşüneceğin şey şu. Şurası bağlı değil mi? Evet. krosin cover'da meydana gelmediğine göre... Burada nasıl bir birey meydana gelmiş? Küçük B, küçük B bir birey meydana gelmiş. Ama aslında bu birey meydana gelmez. Bu kişiyi kendileştirmişsin. Yani kendisiyle bire bir aynı genotipte bir bireyle çaprazlamışsın. Bu adamın genotipi şöyle yazılmıyor muydu? Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük D, küçük D, büyük E, küçük E. Kendileştirmek demek ne demek? Kendisiyle bire bir aynı genotipteki bireyle çaprazlamak demek. Ama crossing over gerçekleşmediğine göre burada bağlı genleri atlamayacaksın. Normalde nasıl yapıyorduk? Sondan başlayayım bu sefer. Büyük E küçük E çarpı büyük E küçük E şeklinde yapıyorsun. Büyük E büyük E büyük E, büyük e küçük E büyük E küçük E küçük E küçük E. E D'ler içinde değişen bir şey yok. Büyük D küçük D çarpı büyük D küçük D yaptın. Büyük D büyük D büyük D küçük D büyük D küçük D küçük D küçük D şeklinde olur. He, burada duruyorsun. Şimdi şuna baktığın zaman bağlı genler diye ya, şöyle yapacaksın. Bir kere büyük A büyük B bunda bağlı. Küçük A küçük B bunda bağlı. Çarpı e karşısı da aynı mantıkta. Büyük A büyük B burada bağlı küçük a küçük b burada bağlı. Sanki bunları bir grupmuş gibi hayal edeceksin. Çünkü bunlar birlikte hareket ediyor. Bunları şöyle yazıp bir grup diye hayal ettikten sonra tut bunu bununla, bunu bununla. Bunu bununla, bunu bununla. Bunu bununla yazmaya başla. Birlikte hareket edecekleri için e tuttum bunu bununla yazdığım zaman büyük A, büyük A, büyük B, büyük B olabilir yavruları. E aynı mantıkla büyük A, küçük A, büyük B, küçük B olabilir. Şuraya geçtim. Yine büyük A, küçük A, büyük B, küçük B olabilir. Son baktım. Küçük A, küçük A, küçük B, küçük B olabilir. Başka bir alternatifleri yok. Büyük küçük B küçük B'li çocuğunun olma ihtimali var mı? Küçük B'li küçük B çocuğunun olma ihtimali var gençler. Bakalım hemen nasıl bir birey meydana gelecek. Küçük B küçük B'li çocuğu olabilir ama büyük A küçük A küçük B küçük B'li çocuğunun olma ihtimali yok. Yani şurasının çıktığı bir yavrusu yok. O yüzden bunun oluşma ihtimali yüzde sıfırdır. Asla büyük A küçük a küçük b küçük b bir arada hareket etmiyor. Çünkü küçük a küçük b bir arada hareket etse bile büyük a ile küçük b bir arada hareket etmiyor. Şunun oluşma ihtimaline bakalım. Hemen bakıyorum. Büyük a küçük a büyük b küçük b oluşma ihtimali şurası. 1 bölü 2 şeklindedir. Yukarıya yazayım. B'sini çözüyorum. 1 bölü 2 şeklindedir. Neden? Şurayı hesapladım. 4 dölden 2 tanesi o şekilde meydana geliyor. Büyük D küçük D'nin olma ihtimali yine şuraya aldım. Çarpı 1 bölü 2 şeklindedir. E aynı mantıkta büyük E küçük E'nin oluşma ihtimali de 1 bölü 2 yani eşittir 1 bölü 8 şeklindedir. Gençler Geldik soy ağacı analizlerine. Soy ağacı analizi dediğimiz zaman nesillerde kalısal özellikler var. Tabi bu da babadan oğula, anneden yavruya, babadan oğula derken nesilden nesile geçmesinden bahsediyoruz. Babadan anneden yavrularına geçiş yapılıyor. Bunları da soy ağacı şekilleriyle gösteriyoruz. Soy ağacı şekillerine baktığımız zaman da bizim bilmemiz gereken bir iki tane püf noktası var. Onları bilirsek soruları çok daha hızlı şekilde çözebiliyoruz. Yuvarlakla gösterilenler dişi bireylerdir. Kareyle gösterilen erkek bireylerdir. Şöyle baklava modeli diyebileceğimiz modelle gösterilen cinsiyeti bilinmeyen bireylerdir. ÖSYM son senesinde sordu bu cinsiyeti bilinmeyen bireyle ilgili bir soru. Aralarında çizgi varsa bunlar evli olduklarını gösterir. Renkli olarak boyadığı özelliği gösterenlerdir. Eğer tek bir çizgi varsa bunlar çift yumurta ikizidir. Yani bir oktan iki çocuk çıkıyorsa çift yumurta ikizidir. Bir oktan iki çocuk çıkıyorsa bu ikisi de birbirine bağlayan ufak bir çizgi varsa bunların tek yumurta ikizi olduğundan bahsedebiliyoruz. Hemen bir soruyu otozomlar üzerinden, daha doğrusu soy ağacı üzerinden, otozomlarda taşınan bir özellikle ilgili soru çözelim. Otozomal çekinik bir genle kalıtılan özelliği gösteren bireyler renkli olarak verilmiştir. Otozomal demek vücut kromozomlarında taşınıyor demek. Biz kalıtımın diğerlerinde göreceğiz ki e, gonozomlarda taşınacak. Hani biz 44 artı XX veya işte 44 artı XY bireyleriz ya cinsiyetle taşınan özelliklerimiz var. Cinsiyet kromozomlarına gonozom denir. Gonozomal kalıtım diye göreceğiz. 44 ise bizim normal vücut kromozomlarımızdır. Vücut kromozomlarımızda otozom ismini alıyor. O yüzden otozomal taşınan özellikler diyeceğiz. Otozom kelimesini duyuyorsan yapıştır. Küçük a ağ, küçük a'dan bahsediyordur. Otozomal çekinik yapıştır. O zaman boyalı olanlar küçük a küçük a olmak zorunda. Boyalı olanlar küçük a olduğuna göre boyalı olmayanlar da kesinlikle büyük a genotipine sahipler ama onların yanlarını bilemiyorum. Zaten yanlarını bilemediğim için de aşağıdan yukarıya doğru gitmeye başlayacağım gençler. Şöyle bakalım. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangi sinin genotipi kesin olarak belirlenemez. Şimdi küçük a küçük a çocuğu olduğuna göre küçük a'nın birini bu taraftan alacak, birini bu taraftan alacak. Kesinlikle üçü belirleyebildim. Aynı mantıkla baktım. Küçük a küçük a olduğuna göre küçük a'nın birini bu taraftan alacak, birini bu taraftan alacak. 1 ile 2'yi de belirleyebildim. Ama 4 ile 5'e baktığım zaman büyük a küçük a çarpı büyük a küçük a'ymış. Şimdi bu adam Büyük A büyük A'da olabilir, büyük A küçük A da olabilir. Bilemedim. Aynı mantık bu kız için de geçerli. Büyük A büyük A da olabilir, büyük A küçük A da olabilir. Yani ben şöyle yazayım. 4L 5'in genotipini kesin olarak belirleyemedim kalanları bulabildim gençler. Yine bir soy ağacı sorusu yapalım. Otozomal baskın bir genle kalıtılan bir özelliği gösteren bireylerin renkli olarak verildiği. He, bu sefer de otozomal baskın olanlar renkli verilmiş. O zaman baskın özelliği taşıyanlara kesinlikle bir büyük hası olduğunu biliyorum. Ama ben bunların yanlarını bilemiyorum. Bir tanesinde de büyük ihtimalle hata yapılmıştır. Bir bakalım. Neyi bilebilirim? Boyanmayanlar kesinlikle küçük a küçük a'dır. Şimdi küçük a küçük a olsa birini buradan alsa, diğerini bu taraftan alsa e sıkıntı yok. Yani iki tane atıyorum kıvırcık saçlının düz saçlı çocuğu tabii ki olabilir. Yani bunun yazımı ile ilgili bir sıkıntımız yok. Şuraya bir bakıyorum. Bunların küçük a küçük a olması lazım. Bunun küçük a küçük a olması için küçük a'nın birini buradan alacak, birini buradan alacak. E bu tarafa da bu küçük a'yı verecek. E sıkıntı var mı? Yok. Herkesi de yazabildim. Boyananlara büyük A verdim. Boyanmayanlara küçük a küçük a verdim. Gayet de yazıldılar. Şuraya bakıyorum. He, boyanmayanlar küçük a ağ, küçük a'dır. Boyananlar da büyük A taşıyorlar küçük A küçük A iki kişi evleniyor da nasıl bunların büyük A'lı çocuğu oluyor? Yani üçüncü numaralı soy ağacı mez Üç numaralı soy ağacında mutlaka hata yapılmış. İki tane çekinik özelliğe sahip bireyin baskın özellikle bir e, çocuğunun olması söz konusu değil. Geldik eş baskınlığa. Eş baskınlık dediğimiz zaman da Mendel'den sonra bulunan bir çalışmadan bahsediyoruz tabii ki. Normalde Mendel ne bulmuştu? Genler arasında baskınlık ve çekiniklik ilişkisi vardı. Bir gen baskındı, çekinik etkisini gösteremiyordu ya da çekinik genle baskın gen yan yana gelen bireylere heterozigot deniyordu. Daha sonraki yapılan yıllardaki çalışmalarda baskınlık ve çekiniklik ilişkisine uymayan bireyler tespit edildi. Yani bu bireyler arasında tam bir baskınlık ve çekiniklik ilişkisi yok. Bu bireylere Eş baskın bireyler denildi. Bu bireyler aynı zamanda ko dominant birey ismini verdiğimiz bireylerdir. İnsanlarda AB kan grubu ve MN kan grubu sistemi eş baskınlar mesela örnektir. Normal şartlarda AB'ye ya da BA'ya baskın değil. O yüzden bu iki geni bir arada bulunduran insanlara AB kan grubuna sahip diyoruz. Kan gruplarında kalıtımı ayrıca göreceğiz. Çok fazla sorusu çıkıyor. Bir de insanlarda MN kan grubu dediğimiz bir kan grubu sistemi var. Normal şartlarda öldürücü özelliğe sahip olmadığı için MN kan grubu bakımından hangi kana sahip olduğumuzu bilmiyoruz. Yani aslında ben işte atıyorum sıfır pozitifim ama aynı zamanda M kan grubundan olabilirim. M miyim bilmiyoruz. AB RH negatif olup olmadığımı biliyorum ama M miyim N miyim M N kan grubuna sahip miyim onu bilmiyoruz. Tabi gider genetik test yaptırırsak bunu öğrene Biliriz durum nasıl? İnsanlarda kan grupları belirlenirken bir antijenin varlığına bakılır. İnsanlara bakmışlar. Bazı insanlarda M antijeni denilen bir antijen var. O zaman bunlar M kan grubu olsun demişler. Sonra bir bakmışlar, N antijeni denilen başka bir antijene sahip olanlar var. Bunlar N kan grubu olsun demişler. Aynı anda MN kan grubuna sahip bireylerde ise MN antijenini bulunduran bireyler varmış. Onlara da MN kan grubu demişler. Çünkü ikisi yan yana geldiği zaman ne bunun özelliği ne bunun özelliği, ikisinin özelliği de birlikte görülüyormuş. Bu eş baskınlık dediğimiz durumdur aslında gençler. Hemen kan grupları üzerinden de göstereceğim. AB0 sistemine göre AB kan grubuna sahip iki bireyin eşlenme sonucu oluşacak yavruların genotip çeşidi sayısı ve fenotip çeşidi sayısı. Normal şartlarda dihibrit çaprazlama gibi gördüğümüz zaman 4'e 9 şeklinde çıkıyordu. Ama eş baskınlıkta bir farklı durum söz konusu olacak. Şimdi AB kan grubuna sahip bir bireyden bahsediyoruz. Yine aynı kan grubuna sahip bir bireyle çaprazlanıyormuş. Çaprazlamasını nasıl yapacaktık? Bunu tuttum bununla yazdım. Bunu tuttum bununla. Bunu bununla yazacağım. Bunu da bununla yazma işlemini gerçekleştireceğim. E yazdığımız zaman burası AA kan grubuna sahip olabilir. A'nın yanına B'ye alabilir veya yine A'nın yanına B'ye alabilir. Ya da BB kan grubuna sahip olabilirler. E, A kan grubuna sahip olmak, AB kan grubuna sahip olmak, B kan grubuna sahip olmak çıktı. Genotip çeşidine bakarsan AA olabiliyorlar hocam. AB olabiliyorlar. Bir de BB olabiliyorlar. Yani 3 çeşit genotip açığa çıktı. Fenotip AB'ye baskın olmadığına göre AB olanlar da farklı. Bir e, duruma sahip olduğuna göre özelliğe sahip olduğuna göre hocam ya A oluyorlar ya AB oluyorlar ya da B kan grubuna sahip oluyorlar diyeceğiz gençler. Sonra eksik baskınlık dediğimiz bir durum söz konusu ama eksik baskınlık sadece Fen Lisesi kitabımızda var. Eskiden normal işte İmam Hatip Anadolu Lisesi normal okullarda gördüğümüz kitaplarda da vardı. Bazı okullarınızda hocalarınız anlatmaya devam ediyor. Ben sadece tanımsal farkından birazcık bahsetmek istiyorum. Eş baskınlıkla eksik baskınlık arasında şöyle bir durum söz konusudur. Mesela senin kırmızı bir çiçeğin var bir de beyaz çiçeğin var. Kırmızıyla beyaz çiçeği çaprazladığın zaman... Eğer bunun yavruları pembe renkli oluyorsa, yani ne anneye benziyor ne babaya benziyor, ikisinin arasında bir şey çıkıyorsa bu eksik baskınlıktır. Kırmızıyla beyazı çaprazladın. Oluşan çiçeklerin bir yaprağı kırmızı, bir yaprağı beyaz, kırmızı beyaz alacalı olduysa bu Eş baskınlık durumudur. Yani hem annenin hem babanın özelliği görülüyorsa eş baskınlık ikisinin arasında bir şey açığa çıkıyorsa eksik baskınlık dediğimiz durum söz konusudur. Matematiksel sorularında hiçbir farklılık yok. İşlem aynı şekilde gerçekleştiriliyor ama sözel olarak bir tanım farkı var. Dediğimiz gibi normalde de Anadolu liselerinde yok artık zaten. Hemen şöyle bir bakalım. Bir karakteri belirleyen farklı allerler arasında baskınlık ve çekinik durumu söz konusu değilse biz buna eksik baskınlık diyorduk. İşte bizim horozumuz varmış beyaz renkli, tavuğumuz varmış siyah renkli. ikisi çaprazlandığı zaman mavi renkli civcivler meydana geliyorlar. Mavi renkli civcivler meydana geldiği zaman hem anneye hem babaya benzemiyor. İkisinin arasında bir şey açığa çıktığı için bu bizim eksik baskınlık dediğimiz durumdur gençler. Şimdi bakıyoruz bir tane eş baskınlıktan soru Güzelim yine kırmızı gen. I, K ile gösterilmiş. Beyaz gende I üzeri B ile gösterilmiş. Arasında eş baskınlık varmış. Sonra bunların yavrusu olmuş tabi kırmızı beyaz alacalı renkte. Ve şu genotipe sahip kendileştirilmesi sonucu tüm karaktere bakımından homozigot genotipe sahip canlı oluşma ihtimali nedir? Şimdi yazacağım büyük A, küçük A, büyük E, küçük E. Şu I üzeri yazmaya da bilirsin. Ben yazmamayı tercih ediyorum aklım karışmasın diye. Yine aynı mantıkta kendileştirilmesi demek ne demekti? Kendisiyle birebir aynı genotipe sahip bireyle çaprazlaması demekti. Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yaptığımız zaman büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük, A küçük A küçük A küçük A. Ama aynı mantıkta büyük E küçük E çarpı büyük E küçük E yaptığımız zaman çaprazlayalım. Büyük E büyük E büyük E küçük E büyük E küçük E, büyük e, küçük e. Sonra küçük e küçük e birey meydana gelebiliyor. Şunu da çaprazladığımız zaman kb çarpı kb özellikle göstermek istiyorum. Çaprazlamada hiçbir fark yok. Bunu tutacaksın kk kb kb ve B birey meydana gelecek. Tüm karakterleri bakımından homozigot olması demek ne demek? Büyük A büyük A, küçük a küçük a fark etmez homozigot olsun istiyoruz. Homozigot A karakteri bakımından gelme ihtimali 1/2. bölü 2. E karakteri bakımından baktığım zaman 1/2 bölü 2. çünkü ya büyük E ya küçük E olacaklar. 4 alternatif var, ikisi homozigot. Buraya da baktığın zaman KK ve BB olan bireyler homozigot bireylerdir. O zaman buradan da 1/2 bölü 2 gelecek. Yani 1 bölü 8 ihtimalle tüm karakterleri bakımından homozigot birey meydana gelebilir. Bir de pleiotropi dediğimiz bir durum söz konusudur. Yine bu da fen lisesi müfredatında var ama bazı okullarda hocalarınız anlatmaya devam ettiği için söylemek istiyorum. Eş baskınlık durumundan da farklı bir özellik aslında. Bir gen olacak bu gen farklı fenotipik etkilere sahip olacak. Örnek üstünden anlamak daha güzel. Mesela siyam kedisi dediğimiz bu elle kulakları, burunları e, koyu renkli olan kediler vardır. Bu bacakların koyu, gövdenin açık renkli olmasına neden olan gen aynı zamanda gözlerinde şaşı olmasına sebep oluyor. Yani bir gen var hem tüy renginde etki gösteriyor hem göz şeklinde o etki gösteriyor. İnsanlarda da orak hücreli anemiye neden olan bir tane alergenimiz var. Heterozigot durumda bulunduğunda bireyin aynı zamanda sıtmaya da Dayanıklı olmasını sağlamış oluyor gençler. Böylelikle eş baskınlık konumuzu da bitirmiş. Kalıtımın ikinci konusunu da bitirmiş olduk. Dibrit çaprazlama, bunun kuralları, soy ağacı analizi, kontrol çaprazlanması, eksik baskınlık konularını sizinle eş baskınlık konularını yaptık. Bir sonraki videomuzda da çokallerli kalıtımdan ve kan gruplarından bahsedeceğiz. Yani şöyle bir baktığımız zaman içindekilerden direkt söyleyeyim. Sayfa 91'e kadar bütün tak kitabındaki soruları bitirebilirsiniz. Konularımız oraya kadar gelmiş olduk. Sıfırdan ona kitabımızda da çok görsel kullandık. Özellikle oradan da bir iki bir şey göstermek istiyorum size. Dihibrit çaprazlama sayfasını hemen bulayım. Dihibrit çaprazlama yaptığımız zaman biliyorsunuz punnet karesi 16'lık bir kareleme sistemimiz açığa çıkıyor. Ama biz normalde hep monohibrit çaprazlama yapıp birbiriyle çarpma işlemini gerçekleştireceğiz. Bağlı ve bağımsız genleri unutmayın. Aralarında gamet çeşidi bulmayın da farklılık oluyor. Soy ağacı sembolleri yine bizim için önemli. Kontrol test çaprazlaması genotipini bilmediğim bireyin genotipini belirlemek için yapıyordum. Burada da dihibrit çaprazlama ve eş baskınlığın sonuna kadar soruları çözebilirsiniz. Yani sayfa 105'e kadar sorumlusunuz diyeyim. Çözerseniz sizin açınızdan mükemmel olacaktır. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.